Neden kimse haber vermedi? Paro buraya gelmiş. Bir kere görseydim. Ölü gibiydi. Yaşıyor ama sadece bedeni. Öylece ölü gibi duruyordu efendim. Ayakta duran bir ceset gibiydi. Karşımda resmen ceset gibi duruyordu efendim. Olanlar için senden bütün içtenliğimle özür dilerim. Ama daha önce de söyledim. Gereğinde fedakarlık yapmak lazım. Efendimiz. O benim bir tanecik parom. Çok şanssız bir kızmış. Küçüklüğünden beri. Zavallının başına neler geldi. Gerçekten çok talihsizmiş. Önce anne ve babasını kaybetti. Geçen günde kocasını ve şimdi de ailesini. Hayır teyze. Baronun başına gelenler kaderin suçu değil. BSD yaptı bunları. Hepsi onların işi. Önce annesiyle babasını kurşunladılar. Onları BSD katletti. Tam düğün gününde kocasını baronun gözü önünde vurdular. Bunu da BSD yaptı. Şimdi de kızcağızı alıp kendi köyünden, kendi halkından kopardılar. Bu da yine BSD'nin işiydi. Bir çözüm yolu olmalı. Paroyu buraya geri getirmenin bir yolu olmalı. Döreleri çiğneyim öyle mi? Ya da bir kurumu feda edeyim? Köyün hatta ülkenin itibarı yerle bir mi olsun? Biliyorsun ki Paroyu ben de öz kızım gibi severim ama kızım da olsa onu korumak için kalkıp bir purun bütün kadınlarını riske atamam. Böyle bir şeye hakkım yok benim. Eğer BSD'cilerin bir pura girmelerine neden olacak bir karar verirsem onlar da insanların evlerine saldırırlar. Onlara elini verdiğinde kolunu kaptırmaman işten değildir. O zaman da her yerde kan ve gözyaşı görürsün. Bir purun felaketi olur bu. Bu insanlar benim himayemde. Kıllarına bile zarar getiremem. Efendim ben sizi çok iyi anlıyorum. Ama benim barom zavallım. Yeğenim. Bir tanecik barom. Benim bir tanecik barom. Her şey yoluna girecek. Peki. Elimden ne gelirse yapmaya çalışacağım. Ama senin de bir puru terk etmen gerekiyor. Jaipur'a yerleşir artık orada yaşarsın. Oradaki evime yerleşirsin. Ben sonra bir şekilde parayı da kurtarıp oraya yollarım. Gerçekten teşekkür ederim efendim. Siz çok iyi bir insansınız. Kalk. O böyle bir söz vermişse mutlaka yardım edecektir. Çok yakında Paro sağ salim dönecek ve senin yanında olacak. Efendim, Paro'yu bir pıra sağ salim getireceğinizi duydum. Gerçekten yapacak mısınız? Bima, Paro şu anda benim için büyük bir tehdit. Müdahale etmezsem sorun çıkarabilir. Bu yüzden de derhal icabına bakmam lazım. BSD'nin karargah binasına
kolayca sızabilecek ve Paro'yu öldürebilecek bir adam bul bana. Baş üstüne.